Merhaba arkadaşlar. Bugün saat 20.47 Frankfurt saatiyle Amerika'da saat 14.46 Şu anda piyasalar açık. Piyasa derinliğini göstereceğim size. Bir arkadaşımız piyasa derinliğini sormuş. İki tür piyasa derinliği var şu anda. Üç tür var aslında ama iki türü genelde kullanılıyor. İlki level 1 olarak adlandırılan sol tarafta gördüğünüz piyasa derinliği burada işlem büyüklüğünü görmekteniz, görmektesiniz sağ tarafta sol tarafta hangi fiyattan o işlemin yapıldığını örneğin Apple hissesi için 20.47 20.48 oldu şu anda 280.09'a çok hızlı geçtiği için e, tam gösteremiyorum size. 280.06'ya örneğin işlem yapılıyor. 100 tane yani bir lot işlem yapılıyor. 90 lot, 200 lot bu türde işlemleri burada görmekteyseniz alım satım fark etmeden ikisi de burada görülmekte level 1 bilgisinde. Level 2 bilgisi de ortada gördüğünüz renkli olan bölge. Bit demek yani alıcılar hangi fiyattan almak istiyor? Şu anda en yüksek 280.11'de Nasdaq'tan gelen bir alıcı var. 2 lot, 1 lot almak istiyor şu anda. Ee, sağ tarafta ask yani satıcıların hangi fiyattan satmak istedikleri görünmekte. 280.13 en düşük fiyattan satmak isteyen satıcının fiyatı. Aşağıya doğru fiyat artmakta. Sol tarafta bitti. Alıcılar görünmekte. En yüksek fiyat veren alıcı en yukarıda görülmekte. Aşağıya doğru da fiyat düşmekte. Alıcılar tabi daha az vermeye çalışıyor. Satıcılar daha çok daha satmaya çalışıyor. Bu alım satım arasındaki farka da spread deniliyor deniliyor. Bazı brokerlar size fiyat işlem fiyatı almadıklarını söylese de spreti yani alım satım fiyatın arası, arasındaki farkı arttırarak ekstra para kazanmaya çalışıyorlar. Buna dikkat edin. Ayrıca örneğin Apple şirketi 1244 milyar dolar, dolar değerinde yani 1.2,5 trilyon dolar değerinde bir şirket market kaptan görmekteyiz bunu. Eğer küçük şirketlere bakarsanız örneğin ASRT diye bir şirket bunun level 2'su biraz değişik oluyor. Level 2'si yani. Gördüğünüz gibi şirket 1.33 dolardan ortalama işlem yapmakta. Burada bu şirket penny stock olduğu için penny stock olduğunu nereden anlıyoruz diğeri 5 doların altında ve market cap'i 106.5 milyon dolar yani 100 milyon dolar çok büyük bir şirket olmadığını göstermekti. Milyar dolarlar civarında olan şirketler örneğin Facebook'ta. 560 milyar do dolarında bir şirket. Bu şirketin level 2'si küçük şirketlerin level 2'si farklıdır. Bunu bilmeniz tabii önemli. Küçük şirketlerde örneğin şu anda satıcıların çoğaldığını görmekteyiz. ASRT şirketinde değeri 106.5 milyon dolar bu işlemler gerçekleştiğinde fiyatın aşağı ineceğini göreceğiz. Burada bir de işlemlerin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Çünkü bu bir sığ bir şirket. Burada alım satım işlemleri daha az yapılmakta. Penny stoklarda alım satım işlemi yaparken level 2 çok hızlı ilerlediğini görmek. level 2'nin çok hızlı ilerlediğini görmek gerekir. Bu ne demek? Fiyatın çok hızlı şekilde talep gördüğü, yani işlem hacminin çok olduğunu bize göstermekte. Büyük şirketlerde ise örneğin burada 100 lot bir işlem var. Apple ama 1.2 trilyon dolarda dolar değerinde bir şirket olduğu için örneğin 10 notluk bir işlem var. 10 notla herhangi bir değerini yani fiyatı değiştiremiyoruz. Çok büyük işlemler yapmak gerekiyor ki ondan sonra fiyat değişsin. Onun için Level 2 küçük şirketlerde başka, büyük şirketlerde başka okunur. Örneğin burada biraz önce demiştim fiyat aşağıya indi gördüğünüz gibi kısa süreliğine tekrar yukarı çıktı belli bir çizgi içinde. Çünkü satıcılar çoktu. Şu anda alıcılar daha çok görünmekte. 60 tane 1.31'den 87 88 lot. Şu anda 65 lot oldu. Alıcı olduğunu görmekteyiz. Satıcılar da 1.32'den satmak istiyor ama 16 tane var. Alıcılar çoğalırsa satıcılara göre fiyatı tabii yükselir yükselir, yükselme eğiliminde olur. Başka bir penis bakarsak daha çok düştü fiyatı. Burada arada işlem yapanlar da oldu. 1.32'den yani bitle ask arasında işlem yapıyorsanız o beyaz olarak görünmekte level 1 bilgisinde. Level 1'de beyaz olan <laughs> olarak e, Level 1'de bitle ask arasında işlem yaptığınızda Level 2'de görünmemekte o bilgi. Burada gördüğünüz gibi bitle ask arasında işlem yapıldığı, birçok işlem yapıldığı görülmekte. Bu 2000 mesela 2149 tane satış olmuş, 1600 tane hepsi level 1 ile level 2 arasında olduğu için onları burada görmedik. Bundan dolayı level 1 ile level 2'yi bir arada kullanmak önemlidir. Örneğin şu anda level 1'de alıcıların sayısı 60, alıcı sayısı değil de yani alınmak istenen hisse sayısının 65'e çıktığını görmekteyiz. Level 1'de <laughs> şu anda bir ilerleme yok. Evet, şu anda çok işlem hacmi çok arttı. 480 oldu. Fiyat yukarı çıktı biraz. 130'dan 530 tane almak isteyen var. Şöyle bir şey de oluyor burada. bir emir koyuyorlar. Örneğin limit emirleri burada görünüyor. Fakat daha sonra almak istiyoruz diye emir koyuyorlar ama satmaya başlıyorlar. Örneğin bitle ile ask arasında satmaya başlıyorlar. Burada 2700 tane bir satış oldu. Burada 450 tane alım görünüyor. Bu tabi level 1 pardon level 2'yi sadece gözetleyen insanları tuzağa düşürmek için de başka bir teknik. Onun için hem level 2'yi hem de level 1'i paralel gözetlemeniz önemli tabi. Ama büyük şirketlerde bu işlemler biraz değişik oluyor. Önemli olan örneğin fiyatın belli bir değeri aşacağı durumlarda level 2'nin nasıl ilerlediğini fiyatın nasıl hızlı ilerlediğini gözetlemek. Piyasa derinliği bilgisi bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Eğitim de vermekteyim borsa ile ilgili. Eğitim konuları için koray güçlü noktasız güklü yani atgmail.com gmail.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.